Saat 3:21. Ezan burada kaçta okunuyor? Toprağım yok. Su içiyorum. Kocaman bir kaptan su içiyorum. Yani saksı desen saksı boyutu. Kavanoz desen kavanoz boyutu. Kase desen koca bir kase. Ben bunu bardak olarak kullanıyorum bu Ramazan'da. Her gün bunu kullandım. Çünkü ben bir fil yavrusuyum. Ve fazla su tüketmem gerekiyor ama mutfak ve odam arasındaki mesafe biraz uzak. Ben de üşeniyorum sürekli gidip gelmeye ve ne kadar yakınında bulundurursan fazla fazla suyu o kadar kolay içiyorsun bence. Buna istinaden ben de böyle bir bardak kullanmaya karar verdim. Susuz kalmak en son istediğim şey çünkü Ramazan boyunca. Dün arkadaşımla görüntülü konuşuyorduk. Ben su içtikçe dalga geçti, güldü. Ama başka çarem yok. Ben bir fil yavrusuyum çünkü. Şimdi çok vaktim yok. Mutfağa gideceğim. Sahur yapmak için. Ne diyecektim? Buradan itibaren günümü başlatıyorum. Çünkü ben burada uyanmış oluyorum. 3 gibi uyanıyorum genelde. 4'e kadar yemek işimi halletmiş oluyorum. Dün 12 gibi uyudum. Normalde 11 daha iyi benim için. Daha iyi alıyorum uykumu ama arkadaşımla sohbet ederken saati kaçırdım. O nedenle 12 gibi uyudum. Şimdi sahur yapacağım. Kısaca ne yediğimi göstereceğim. Gün boyu çok acıktırmayacak şeyler yemeye dikkat ederim hep. Genel bir fikir oluşturmak için. Ne yiyorum? Nasıl çalışıyorum Ramazan'da? Bunun üzerine bir gün. Şunu bitireyim. Bitirmeye çalışıyorum çünkü bir anda pat diye su içmek çok iyi değil bence. Sahur yaparken de çok fazla su içemem. Çünkü yemek yerken çok su içmek de olmuyor. Hemen sonra da çok içemiyorum. O zaman da midem rahatsız ediyor. O nedenle yemeğe gitmeden yudum yudum böyle şunu bitirmek istiyorum. Genelde bu kabı çalışma masamda bırakıyorum. Uyumadan önce içi dolu bir şekilde. En azından çeyreği dolu bırakıyorum ki uyanır uyanmaz bir su girsin vücuduma. Ben mutfağa gidene kadar kendi tabağımı hazırlayana kadar zaten biraz vakit geçmiş oluyor. Ben zayıflam ama dönemimdeyken de bunu yapıyordum. Bu sağlıklı bir alışkanlık. O yüzden o zamandan bu zamana kadar hep sürdürdüm. Uyanır uyanmaz yatağımı topluyorum zaten. Saat 3:30'a geldi. Tam bu aşamada masamdaki su bardağımı ve çay bardağımı alıyorum. Mutfağa gidiyorum. Her sahura kalkışımda masamda bir çay bardağı bir de su bardağı oluyor. Bunu siz vazo, saksı olarak da isimlendirebilirsiniz. Ben su bardağı diyorum. Ama onun haricinde bir de çay bardağı mutlaka oluyor. Çünkü ben iflah olmaz bir papatya çayı hastasıyım. Ve Ramazan'da geceleri uyumak istediğim için uyumadan önce mutlaka papatya çayı içiyorum. Böyle bir bilgi. Selamlar, mutfağa geldim. Biraz eko yapıyor. Acaba böyle daha mı? Evet. Temiz beslenmek istediğim bir Ramazan gününde nasıl besleniyordum üzerine ilerlesin istiyorum bu videonun. Sahur ve iftar kısmı birkaç senedir genelde dengeli beslenmeye çalışıyorum. Bu ne demek? Baklava da yiyorum, ıspanak da yiyorum demek. Tamamen ne istiyorsam sadece ölçülü bir şekilde tüketmeye çalışıyorum. Çünkü beslendiklerim tamamen enerjime ve moduma yansıyor. Herkes için bu böyle tabii. Ve ne yersem onu yemek istiyorum. O yüzden sağlıksız şeyler yesem bile sağlıklı şeyler de yiyorum. Sahurda normalde ben ne yerim? 4 sene önce zayıflamaya başladım. 1 sene falan böyle beslenmeme çok dikkat ettim. O ara 7-8 kilo vermiş olmam lazım. Çok inceldim. Öyle böyle değil, aşırı inceldim. Eridim diyetisyen kontrolünde. Kesinlikle hiç acıkmadığım, çok besleyici yemekler tükettiğim zamanlardı. Ve Ramazan'da zayıflamak çok kolay. 2 ana öğünlü beslenme zaten zayıflamaya çok yardımcı olan bir şeydir bence, düzgün beslenilirse. Kahvaltılarda genelde mutlaka yumurta yiyordum. Tam bu da ekmeği yiyordum. Peynir yiyordum. Domates ve salatalık yiyordum. Ve ben genel bir Ramazan sahur tabağı hazırlayacağım kendime. Zayıflarken ne yiyordum? Tam olarak böyle yiyordum. Bu öğünü hatta bir videomda gösterdim ben. Bayağı da linç yedim. Ona özel kahvaltı falan diye. Yani bu iplerin beyazlığı biraz saçmalsam ne yapsam. Bir de kilo verirken çok kullandığım bir tabağım vardı. En iyisi onu hazırlayayım. Çok böyle nostaljik olsun, beni geçmişe götürsün istiyorum. 25 dakikam falan kaldı galiba. Neyse ki bu tabağı hazırlamak 5 dakika sürüyor. Sorun yok. Bu arada eskiden zayıflama dönemimde bitki çayı mutlaka içiyordum kahvaltı yaparken. Özellikle yeşil çay içtiğimi hatırlıyorum. Ada çayı içeceğim. Akşamları papatya çayı içiyorum. Sahurda da ada çayı içiyorum. Bu Ramazan için bu iki çayı seçtim kendime. Hazırlamak tam 5 dakika sürdü. Hiç iç açıcı görünmüyor olabilir. Ama çok lezzetli. Genelde bir de cevizli hurma yiyordum. O yüzden bir tane hurma alacağım şimdi yanıma. Ben sanırım bademli yapacağım. Koyuyorum. Bu bardak arkadaşımın hediyesiydi bu arada ve ben hayatımda hiç bu kadar güzel bir hediye almadım. Yemin ederim. Burada kaşıkların olduğu çekmeceyi açınca direkt çaylarım çıkıyor. Bu iki çayı seçtim dedim ya Ramazan için. Sabah akşam.
Ben çayımı ılık içiyorum. Çünkü dilim yanıyor. Bir hurma alıyorum. Çiğ karışım almıştım Ramazan'dan önce. Fındık da çıktı. Fındık, kaju, badem falan var içinde. Bunlar zaten sevdiğim yemişler olduğu için iyi bir fikirdi. Tek yaşıyorsanız şunları alın. Ramazan boyunca yeter. Çok da ekonomik oluyor aslında hesaplayınca. Sonuçta çok fazla yemiyorsun kuru yemiş. Bence kararında tüketilmesi lazım. Ama mutlaka da tüketilmesi lazım. Çünkü çok iyi yağ kaynağı bunlar. Kaju olsun, fındık olsun. Fındık yani oradayız şunun şurasında. Bakın dostlarım, Erbakan diyor ki bu fındık diyor. İsrailler'de olsaydı adamlar ezerdi, ilaç diye satardı tane tane, gram gram. Değerini bilin fındığımızın diyor. Fındığımızın değerini bilelim, fındık tüketelim. Çatal çok kullanırım yemek yerken. Harika bir çatal ama çatal. Çatal ama çatal. Neyse işte ben çatal çok aktif kullanırım yemek yerken. Tabağım böyle. Bu benim standart bir zayıflama tabağım. Gerçekten diyet tabağı gibi duruyor. Salatalık çok önemli çünkü zaten salatalığın büyük bir yüzdelik oranı su. Ramazan için birebir mutlaka sahurda yenilmesi lazım bence. Seviyorsanız yiyin. Bulaşıkları boşaltmayı ve süpürge takmayı sevdiğim için attım. Gün içinde eğlence olacak bana. Şaka değil, ciddiyim. Burada dünden helvalarım kaldı. Helvacılarından, helva çeşitlerinden almıştım küçük boy. Çünkü aylardır yani bunu yiyesim vardı. Sonunda aldım ama bitmedi, tabii ki bitmedi. Çünkü bunlar aşırı ağır ve ben zaten Antep fıstıklının çeyreğinde tıkanıyorum. Sade'nin ve kakaolunun da yarısında tıkanıyorum. O yüzden tabii ki bitmedi. Bunları da dolaba koyacağım. Bir de normalde gündüz olsaydı şu an mesela, yani hala yemek yiyip su içebileceğim bir zaman aralığında olsaydı bunu tamamen doldurup yukarı götürürdüm. Ama ezan okundu. Saat 5 sanırım. Yavaş yavaş aydınlanıyor. Galiba son 2 senedir özellikle de Gri Koç'un planlama koçluğundan etkilenerek sahurdan sonra bir 10'a kadar falan uyumayıp ders çalışma alışkanlığı edindim gibi bir şey oldu. Bunu geçen sene yapmaya çalışıyordum. Çoğunlukla da yaptım. Sonra fark ettim ki bu verimli geliyor bana. Çünkü sahuru yaptıktan hemen sonra yattığımda güneşin doğuşunda uyumuş oluyorum. Kerahat vaktinde uyumak beni çok sersem yapıyor gerçekten. Sonra 7'de de uyansam, 8'de de uyansam ne uyuduğumdan anlıyorum ne uyandığımda huzurlu oluyorum. O nedenle biraz değiştirmek istedim o sistemi. Yani geçen sene yaptığım gibi yapmak istedim. Geçen sene sahur yaptıktan hemen sonra uyumuyordum. 8'lik gibi falan uyuyordum erken. Ders çalışıyordum o esnada. Açken, susuzken ders çalışmaktansa sahurdan hemen sonra zaten tok olduğum için ve su ihtiyacımı da yeni gidermiş olduğum için bu süre zarfı açlık hissetmeden çalışabildiğim tek zaman aralığı olabilir. Bazen uyandıktan sonra çok aç hissediyorum mesela. Hiç çalışasım gelmiyor. O yüzden gün içinde çalışmak yerine ben genelde sahurdan işte saat 10'a kadar o aralığı çalışmak için kullanıyorum. Bir Ramazan planlaması yapmıştım. Şöyle çizelge yaptım. Bu da neyi gösterebiliyor musunuz? Renk renk farklı anlamlara geliyor hepsi. Mesela pembeler sahur ve iftar. Sarılar ibadet edebileceğim boşluklar. Yeşiller genel boşluklar. Turuncular uyku. Bu şekilde yapmıştım ve boşlukları tamamen ne yapmak istiyorsam ona göre doldururum diye düşündüm. Ve saatler de ayarlayabilirim. Mesela 3-4 arası sahur gösteriyor. 4.30-6.30 arası Kur'an okumak olabilir, namaz kılmak olabilir. 6.30'a kadar ibadet arası açmışım. Gözlerimin ne kadar sönük olduğunu ve ne kadar yorgun olduğumu görüyorsunuzdur. Birkaç gündür bunu uygulamıyorum. Haftanın bazı günleri 6.30'dan 12.30'a kadar bir boşluğum olduğunu yazmışım. 1 ve 2.30 arasında uyku yazmışım. Gün gün ben bunu ayarlamışım. Neyse sonra iftar, ibadet, hafif bir okuma ve uyku şeklinde. Genel böyle bir planlama yaptım. Hangi günümün neresi boşluklu? Günün ismini düşünür düşünmez kafamda
kafamda bir şey oluşuyor. Kendimi çok kolay ayarlayabiliyorum. O yüzden bu listeyi yapmış olmak iyi oldu benim için. Açıp bakmıyorum çünkü kafamda hepsi. Mesela bazı günler dersim 10.30'da başlıyor. O zaman ben 10.30'dan 1.30'a kadar dayanamayacağımı biliyorsam ya da 9.30'dan 12.30'a kadar dayanamayacağımı biliyorsam güneş doğduktan sonra uyurum. Dersin başlamadan hemen önce uyanırım ki bir uyku açığım var. Çünkü gece 3 saat ya da 4 saat uyumuş oluyorum maksimum. Ve o uykuyla öğlene kadar duramam. Sahurdan hemen sonra uyumak da çok verimsiz geliyor. O yüzden gün içinde derslerim hangi saat aralığındaysa ona göre uyuyorum. Bazen 11.30'a kadar uyanık kalıyorum. Sonra işte 2.30'a kadar uyuyorum falan. Yani gün içinde bir 3 saat mutlaka uyumam gerekiyor benim. O 3 saati de öğle vaktine denk getirmeye çalışıyorum. Ya da 8.30 ile 11.30 arası. Çünkü gece dediğim gibi bazen 2 saat uyuyorum. Sahura uyanıyorum. Uykuya çok düşkün bir insan olduğum için ve uykuda gün içinde yaptığımız her şeyin temeli olduğu için en çok önemsediğim şey olabilir Ramazan'da. İşte Ramazan'da temiz beslenmek de bana böyle geliyor. Sonuçta aç kalacaksın bir süre. O yüzden seni olabildiğince tok tutan ve sana olabildiğince fayda sağlayacak olan şeyleri ye ki vücudun sonra zorlanmasın. Uyku için de aynı şey geçerli. Mesela ben sahura kadar uyanık kalmam kolay kolay. Sırf iktisat sınavımın olduğu gün kaldım. 5'e doğru uyuyup 8.30 gibi uyanmıştım onun içinde. Çünkü sınav 9'da olacaktı. Aşırı verimsiz bir geceydi benim için. Çünkü sabahlayarak çalışmak hiç benlik değil. Herkese saygı duyuyorum ama gece uyumaya programlanmış yaratıklarız. Bu yüzden bence o gecenin verimini kaçırmamak lazım. 14 arasında uyumak ve sahuru yaptıktan sonra öğlene kadar uyumak arasında verim yönünden kat kat fark var. Bu nedenle ben böyle yapıyordum. Nasıl ders çalıştığımı Ramazan'da soranlar olmuş. Özellikle üniversite sınavına hazırlanırken. Sahurdan sonra uyanık kalabildiğim kadar kalıyordum. Çalışmalarımı yapıyordum. Gün içinde çalışmıyor muydum? Orada hani günde 10 saat çalışan bir tip değildim. Hiç çalışmıyordum. Bazı günler belki 1 saat falan çalışıyordum. Ama mesela gün içinde deneme çözmeyi seviyordum. Özellikle AYT denemeleri çözmeyi seviyordum. Gün içinde en fazla 2 saat çalışıyordum. Bir de ben şunu fark ettim. Belli zaman aralıklarında ben daha az verimli oluyorum. Belli zaman aralıklarında daha çok verimli oluyorum. Uyandıktan sonraki birkaç saatim ders çalışmak için çok iyi bana göre. Akşam da belli bir aralıkta ders çalışırken verim alabiliyorum. Ama ben ikindi de bir türlü çalışamıyorum. Yani bunu aşamadım. İkindi vakitlerinde ben çok zorlanıyorum. O nedenle saldım. Artık şunu kabul ettim. Ben sabah verimli çalışabiliyorum. Çalışmalarımı sabaha taşıyayım. Neden verimli olmadığım ya da çalışmayı hiç istemediğim bir zaman aralığında kendimi zorlayayım diye düşünmeye başladım. Artık ikindi de çalışmak için kendimi zorlamıyorum. Sınav haftam da olsa. O ikindi sonuç olarak ben denesem de olmuyor. Erteliyorum. Telefona bakmak istiyorum. Bilgisayardan bir şeyler yazmam gerekiyorsa, bir şeyler okumam gerekiyorsa YouTube'a falan giriyorum. Müzik dinliyorum en kötü. O vakti ölü geçirmek yerine en azından keyif aldığım bir şey yapayım diye yaklaşıyorum. Ramazan'da da bu böyle benim için. Gün içinde belli bir aralıkta verimli olmayacağımı düşünüyorsam izlemek istediğim sohbet videolarını o aralığa koyabilirim. Çünkü çok düşünmemi gerektiren bir şey değil. Yazmamı gerektiren bir şey değil. Okumamı gerektiren bir şey değil. Yani Ramazan'da çalışma düzenim genel olarak bu şekilde benim. Özetle sabah namazından sonra ne kadar uyanık kalabiliyorsam o kadar kalıyorum. Çalışacaklarımı çalışıyorum. Okuyacaklarımı okuyorum. Kur'an okuma kısmı da bende sabaha kalıyor. Kur'an'ı da bu vakitte okuyorum. Ve bu şekilde. Sahura kalkmadan önce sanırım 2.5 saat uyudum. Bu nedenle video düzenleyeceğim. Videoyu yüklemeyi bırakıp uyuyacağım. Sonra büyük ihtimalle 11.30 gibi uyanırım. Öğlene doğru uyandıktan sonra cilt bakımı yapıyorum. O da ayılmamı sağlıyor. Bu arada eğer mesela şu durumda saat 10'a kadar çalışmam gerekseydi ben sürekli gidip soğuk suyla yüzümü yıkardım. Yoksa dayanamam. Uykuya da çok düşkün biri olduğum için ders çalışırken sızmam an meselesi. Ben namaz kılarken uyuyakalmış ve rüya görmüş bir insan olarak her an her yerde çok kısa bir sürede uyuyakalabiliyorum. O yüzden kendimi ayık tutmam gerekiyor. Yapacaklarım ve okuyacaklarım bittikten sonra uyudum. Akşama da köye gittik. Ve burada ideal bir iftar tabağımı gösteriyorum. Zayıflarken iftarda yediğim her şey bu mantıktaydı. Önce mutlaka bir hurmayla orucumu açıyordum. Bu gördüğünüz büyük bardak sulardan 2 bardak suyu mutlaka içiyordum. Hurma hariç herhangi katı bir şey yemeden önce. Sonra çorbamı içiyordum. Namaz kılıyordum. O sırada 10 dakika geçmiş oluyordu ve benim için değişmez bir iftar öğünü çorba, ana yemek, salata ve yoğurttan oluşuyordu. Bir dilim tam buğday ekmeği mutlaka yiyordum. Tam buğday ekmeği yemiyorsam biraz pide yiyordum. Yemek tabağıma gelecek olursak pilavdır, makarnadır. Bunları hiçbir zaman yasaklı değildim. Az da olsa yiyordum. Burada da şehriye pilavı, fırınlanmış patates ve fırınlanmış karnabaharın karışımı var. Yanına da biraz patates kızartması ama çok az yağlı. Bir de tavuk. Gün boyu yemek yemiyorken bir anda pat diye çok ağır şeyler yemek de faydalı olmayacaktır. Sadece çorba yiyerek kendini doyurmaya çalışmak da faydalı olmayacaktır. Zayıflamaksa konu, bunu bir sürece yaymak vücut için daha faydalı oluyor. Normalde ben bu salatadan yerdim ama zayıflarken her zaman zeytinyağlı, daha renkli bir salata
yiyordum. Bir de yemeğimi yavaş yiyordum. Akşam yemeğinden sonra mutlaka bir ara öğünüm olurdu. O ara öğünde ya meyve yerdim yanında biraz sütle veya bitki çayıyla. Bazen kek yiyordum yine aynı şekilde sütle. Ya da bunun gibi. Bu bir meyve tabağı. Üzerine bir hurma parçaladım. Bir porsiyon kadar meyve var bunun içinde. Boyutu şöyle yani. Çok da büyük bir kase değil. İftardan sonra mutlaka bir ara öğün yapıyordum. Genelde saat 9 gibi yapıyordum bunu. Bu bir meyve salatası. Yoğurtlu meyve salatası. Genelde yoğurdu balla karıştırıyoruz tatlandırmak için. İçine de meyve dilimliyoruz. Eskiden şekerle yapıyorduk bunu. Sonra balın da aynı tadı verdiğini fark ettik. Ve daha sağlıklı olduğu için balla yapıyoruz artık. Meyvelerde de doğal şeker olduğu için bunun miktarı da önemli. Saat kaçta yenildiği de önemli. Mesela bu kasenin içine yulaf koyarak bunu bildiğimiz sahur haline de getirebiliriz. Ya da işte granola da koyabiliriz. Bu da böyle bir ara öğün mutlaka her gün yapıyordum Ramazan'dayken. O yüzden bunu da göstermiş olmak istedim. Bugün iki ara öğün yapmış oldum. Hem tatlı yedim hem de şu an bunu yiyorum. Normalde birini seçerdim bunlardan.